Değerli izleyiciler, programımızda yine yurt dışında vatan hasret çeken siz gurbetçilerimize özel olarak hazırladığımız görüntülerimizle başlıyoruz. Tatilin ayaklı Google'u Hayat'la Beraber muhabiri Alper Tekbaş, geçtiğimiz hafta kıtaları buluşturan şehir İstanbul'u görülmeye değer her yönüyle ekranlarınıza getirmişti. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine dünyanın göz bebeği İstanbul görüntülerimizi yeniden yayımlıyoruz. Ayrıca turizm yazarı Alper Tekbaş, İstanbul'da dilediğinizce hem eğlenip hem de dinlenebileceğiniz muhteşem bir oteli de sizlerle buluşturuyor. Tekbaş, farklı tarzıyla hizmet veren otelin yönetim kurulu başkanı Turan Arslan'dan çalışmaları hakkında bilgiler aldı. İzliyoruz. Siz gurbetçi vatandaşlarımız için İstanbul izlenimlerine durmaksızın devam eden tatilin ayaklı Google'u Alper Tekbaş, şimdi de İstanbul Gayrettepe'de konuklarını ağırlayan ve şehrin ortasında olmasına rağmen sessizliğine yalnızca kuşların sesinin eşlik ettiği, konaklama konusunda neyi arzu ediyorsanız fazlasıyla bulabileceğiniz sımsıcak, dinamik ve güven veren bir atmosferin ev sahibi yepyeni bir otelin kapılarını aralıyor. Sevgili izleyiciler, İstanbul'umuzu sizler için köşe, bucak gezdik, dolaştık. Şimdi konaklama vakti. İstanbul'a geldiğim zaman nerede kalacağım sorusunun yanıtı olabilecek ilginç bir otele şimdi sizi götürüyorum. Bakalım beğenecek misiniz? Hep birlikte karar verelim. This beat make me go wild. This drink make me fall down. I party hard like carnival. Let's burn this mother down. This bass make me go ape. Odama yerleştim. Odamın balkonundan da İstanbul'a şöyle bir baktım. Adalara kadar dalıp gittim. Gerçekten hani ilk izlenimim sanki İstanbul'daki konforlu evime gelmiş gibiyim. Birazdan da oteli en ince ayrıntılarına kadar sizler için gezmeye başlayacağım. Gerçekten ilginç, keyifli ve şehrin ortasında çok huzurlu bir otel buldum aslında. Çok da mutlu ve heyecanlıyım. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Ama benim ilk izlenimlerim oldukça sıcak ve samimi bir otel. Her biri adeta bir daire şeklinde 80 metrekarelik 2+1 suitlerden oluşan Presidential Suites başta olmak üzere Superior Suites, Executive Suites ve Deluxe Suites'leri ve tamamı birbirinden farklı kendine özgü detayları içeren odalarıyla kendinizi evinizde hissedebileceğiniz Taba Luxury Suite şehirde tatil ve ev otel anlayışını misafirlerine sunuyor. Bu muhteşem otel üstelik Gayrettepe merkezli konumuyla Nişantaşı, Beşiktaş, Mecidiyeköy, Taksim gibi İstanbul yaşamında iş ve eğlence dünyasının önemli noktalarına ortalama 3 kilometre ya da 10 dakikalık mesafede bulunuyor. İçinde VIP masaj odaları, sauna, hamam, buhar odası, havuz, fitness odası olan butik hizmet anlayışıyla misafirlerine ayrıcalıklı hizmet sunuyor. Otel hem ofis hem ev hem kaliteli, konforlu bir konaklama anlayışıyla butik otelcilikte uç noktalar göz önünde bulundurularak en ince ayrıntıların uygulandığı, insan keyfiyetinin ve özleminin hayal edildiği bir sanatçı gibi düşünülmüş ve bu mantıkla donatılan kişiye özel dokunuşları olan hem eğlence hem de dinlencenin bir arada bulunduğu vazgeçilmez bir adres olmuş. Dört bir yanı özel dokunuşlarla renklendirilen çok özel tablolarla canlandırılmış, etrafını süsleyen tik ağacından Hollanda'dan gelen sandalyelere, Fransa'dan gelen masalara, girişinden odalarına kadar kullanılan jacuzzilerine, rahatlık abidesi yataklarına varana dek her şey ince elenip sık dokunmuş bu muhteşem mekanda.
İstanbul gibi dünyanın gözdesi bir şehre yakışan bir otel olsun istedim ve konaklama sektöründe en iyi hizmeti sunmak için hiçbir masraftan kaçınmadım diyen Taba Luxury Otel'in yönetim kurulu başkanı Turan Arslan, hayallerinin otelini muhabirimiz turizm yazarı Alper Tekbaş'a anlatıyor. Turan Bey, gerçekten İstanbul'a, Türk turizmine çok güzel bir yatırım kazandırmışsınız. Sizi canı gönülden kutluyorum. Böyle güzel bir oteli yapma fikri nasıl doğdu? Çünkü oteli gezdiğimde çok ince detaylarla karşılaştım. Odalar, işte otelin iç yapısındaki oturma alanları, dış alanlar, spası. Gerçekten çok ince detaylar, çok emek var ve hiçbir masraftan kaçınılmamış. Çok kaliteli bir otel olmuş. Nasıl oldu? Bugünlere nasıl geldiniz? Öncelikle Alper Bey, yani konaklama deyince insanın aklına evlerin dışında sadece otel geldiğini biliyoruz. Ama otel sadece bir odadan konaklama ibaret olmamalı. Bir seçicilik projesi oluşturdum kafamda. Bu projeyi de nasıl geliştirdim size söylersem, sessiz ve insanları iş modundan uzaklaştırıp tamamen istirahatle, keyifli bir uyku tadacağı bir ortamda ve evlerini özlememeleri için de ev sıcaklığı ve ev ortamı olarak düşündüğüm bir proje bu benim. Bu projeyi geliştirirken önce kendim kafamda bir düşünce oluşturdum. Ben nasıl bir ailemle, çocuklarımla veyahut da yalnızken nasıl bir yerde konaklamalıyım? Tamamen bütün odalarımızın gördüğünüz, gezdik, dizayn edilişi, konsepti, bir ev sıcaklığında otelimize girdiğinizde, ilk girdiğinizden odanıza çıktığınız, odanıza girene kadar tamamen sanki biz evinize giriyormuşsunuz gibi, bu evi sürekli sizinmiş gibi hissini uyandırmak için böyle bir tasarım geliştirdim. Ve bu tasarımda da insanların kendi ihtiyaçlarını otelden ziyade kendileri de isterse, görmek isterse ekipmanlar, teknolojik aletler, işte açık Amerikan mutfağı, içerisinde tüm ev eşyalarını, beyaz eşyalarını barındırdığı bir konseptle teknolojik bir şekilde döşedik. Ki ta ki çok ince detaylara girdik mesela. Yazın klimayla ama kışın klimayla değil de havayı kurutmaz için artı bir masrafa girerek kalorifer ve radyatör petekleriyle doğal bir şekilde ısınması için ayrı bir masraf olarak bunları da yaptık. İnsanlara otelimiz 24 saat hizmet veren bir mutfağı var. Aslında orada ikinci bir mutfağı yapıp misafirlere imkan tanıyarak onların işte tenceresini, kabını, kaşığını, bardağını vererek orayı kullanarak kendi ekonomik kazancımızı bir nebze baltalama riski olsa dahi insanları oradaki de rahatlığı ve imkanları biz misafirlerimizden esirgemedik. Bunların yapış sebebinin nedenleri misafir olarak görüyoruz biz. Müşteri gibi değil. Zaten müşteri olarak görmüş olsaydık zaten o zaman ticari bakardık. Bu kadar geniş alanlar, geniş suitler, 1 artı 1, 2 artı 1 daireler yapmazdık da her o daireye 3 tane otel odası sığdırabildik. İşletmeyi kendimiz değil de tamamen otel işletmeci profesyonellerine vererek onların kazancımızı daha yukarı nasıl artırabilir hesaplarını yapardık. Ama biz bunların hiçbirini yapmadık. Kazancımız da burada nedir? İnsanlar 3 gün rezervasyon yapıp bir bakıyorum 2 gün daha uzatmışlar. Biz 2 ay sonra tekrar buraya geleceğiz diyorlar. Buranın sessizliği, rahatlığı, konum itibariyle insanların yaşadıktan sonra çok keyifli ve hoşuna gidiyor. Bunu da görmek bizi mutlu ediyor. Ben tamamen tasarım buna göre bütün konsepti, renkleri, ürünün seçimini hepsini kendim tasarladım ve kendim bizzat uygularken başında bulundum. Sonra bir otelde ne olmalı? Evi yaptık. Şimdi insanlar sıkılabilirler. Ne yapmak lazım? İşte bir restoran olması lazım. Şık bir spası olması lazım. Güzel bir spa. Spanın içerisinde gördüğünüz gibi masaj odalarımız var. Saunamız, finamamız, Türk hamamımız, havuzumuz, jacuzzimiz. Ayrıca bir fitness alanımız var. Daha sonra ne olabilir? Toplantı salonları.
toplantı salonlarımızı da yaptık. Yani otelde olan bütün yan imkanların hepsini oluşturduk ama oda yerine biz alanlarımızı dairelerde olarak kullandık. Dünya turizminin acaba nereye gittiğini, insanların artık nelerden keyif aldığını, insanların nasıl mutlu olduğunu, yani günübirlik konaklama değil, biz hep uzun konaklamayı düşünerek, uzun konaklamada bu 15 gün, 1 ay işte, ya da işte nasıl anlatayım size, gurbetteki Türk hemşehrilerimiz var. Onlar senede illaki bir defa olsun, iki defa olsun aileleriyle İstanbul'a, ülkelerine gelmek istiyorlar. Geldikleri zaman da ya bu insanlar akrabalarının yanında kalıyorlar veyahut da 15 gün tatillerini geçirmek için bir daire ediniyorlar. Bu daireyi de 11 ay boş tutup 15 gün kalmak için ona parasını yatırıyor. Sonra geldiği zaman kullanmayan bir dairenin 15 gün, yani tatilinin bir süresini dairenin işte eksiğiyle, gediğiyle, bakımıyla geçiriyor. Biz bunları ortadan kaldıralım. Hemşehrilerimiz gelsin. Paralarını başka yere değerlendirsinler. Ama 15 gün biz kendi bütün hizmetlerini biz yapalım. Sadece valizlerini otelimize kadar getirsinler. Biz odalarına taşıyalım. Onlara bir evlerini taşımış gibi girdiklerinde ev ortamını yaşatalım. Ve bu sefer ne oluyor? Ekonomiye de bir katkımız oluyor. Atıl bir gurbetçimiz parasını atıl bir yere yatırmıyor. Bu sefer farklı ticarete yatırabilir ve benim de İstanbul'da, Gayrettepe'de, Tabalakşehir'de bir evim var diyebilir. İnsanlar çok böyle bu konsepti bilmeyebilir ama biz bunu sizlerin sayesinde, biz bunu misafirlerimize burayı tanıtacağız. Misafir kitlemizi oluşturduğumuz zaman yapmış olduğumuz işin ne kadar keyifli ve isabetli bir iş olduğunu biz o zamanlar göreceğiz inşallah. Benim anladığım Turan Bey kendi kişisel tatil deneyimlerinden yola çıkarak ben tatilde ne isterim, bir şehre, bir tatil bölgesine gittiğimde neleri yaşamak isterim düşüncesiyle başladığı yolculukta da hiçbir masraftan çekinmeden büyük bir emekle İstanbul'un çok önemli bir noktasında gerçekten otelinizin yeri, lokasyon olarak gerçekten Nişantaşı'na, Taksim'e, Beşiktaş'a, merkezi noktalara çok yakın, güzel, farklı ve ilginç, uzun sürekli konaklamayı baz alınarak düşünülmüş. Ve bir de bu şunu sormak istiyorum. Sizinle birlikte gezerken benim de otelle ilgili incelemeler yaptığımda şu dikkatimi çekti. Aynı tip odalar yerine çok farklı odalar kullanılmış. Ya, bu da ilginç. Yani bir misafir geldiği zaman hep bir dahaki geldiğinde yeni bir sürpriz bekliyor onu. Ya bu da ilginç bir düşünce. Bunu bize açıklayabilir misiniz? Şimdi aslında yani göz aşinalığı olmasın. Odasına girdiği zaman ben bir günde şu odada kaldım. Bir günde bu odada. Her odanın birbirinden ayrı olması, renklerinin, konseptinin, biyolojik yapısının ayrı olmasının ben daha uzun ömürlü ve değişiklik misafirlerimize daha cazip geleceğini düşündüm. Bir de parantez açmak istiyorum Alper Bey. Biz biliyorsunuz aileler çocuklarıyla seyahatlerde birlikte olmak isterler. Aman gözümüz önünden ayrı kalmasınlar. Şimdi otellere gittiğimiz zaman, çünkü oteller iki kişiliktir. Siz bir odada kalıyorsunuz. Çocuklarınızı bir yandaki diğer odaya bırakıyorsunuz. Aslında risk oluşuyor. Çocuk ufak oluyor, orta yaşlı oluyor, kendi aranda sıkıntı oluyor. Acaba şu mu oldu, bu mu oldu? Ben sadece bu yapmış olduğum projede aileler çocuklarıyla kendi evlerindeymiş gibi aynı dairede, aynı suite'de gözünün önünde olup ama ebeveyn odaları, çocuk odalarının ayrı bir tasarım içerisinde böyle bir projeyi geliştirdim. Ve de ben bu kendim yaşadığım için bunun isabetli ve sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Umut ediyoruz ki buradan gerçekten istediğiniz derecede bu vermiş olduğunuz emeğin karşılığında yeni değerlerle, yeni farklı bakış açılarıyla da bu markayı büyütürsünüz. Türk turizmine, Türk ekonomisine hem artı katkı hem de ülkemizi ziyarete gelen dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı turistler için de vazgeçilmez, daimi tercih edilen yeni bir tatil anlayışının da öncüsü olursunuz.
Zaten Alper Beyciğim, bizim artık bundan sonraki marka değerimizi biz bu yönde oluşturacağız. Yani biz bundan sonra otel odaları yapmayacağız. Yine aynı konseptte, aynı projede daha büyüğünü, daha ufağını yaparak ama aynı konsept, aynı daire konseptinden ama tamamen sosyal alanların ve misafirlerimizin vakit geçirebileceği de alanlar yaratarak yine alanlar kaybedeceğiz ama biz konseptimizi bu şekilde götüreceğiz. Turan Arslan 1965 Giresun Şebin Karahisar Kayadibi köyünde doğmuş ve o günlerden bugünlere özünü, köyünü hiç unutmamış. Aslında turizmde ilk olarak Şebin Karahisar Meryem Ana Manastırı'nın Karadeniz'in yeni Sümelası olması için restorasyonundan tanıtımına kadar girişimci ruhuyla çalmadık kapı bırakmamış. Turan Arslan bu bölgenin turizme kazandırılmasıyla başta Karadeniz bölgesi olmak üzere tüm ülkeye değer katacağını, binlerce turistin ziyaretiyle bölge ekonomisine ve Türk turizmine önemli katkıları olacağı inancı ve büyük bir vatanseverlik ruhuyla bölgenin her yönüyle gelişimi için faaliyetlerde bulunmuş. Yurt dışı seyahatlerimde tarihin orada korunduğunu görünce o zaman içim cız etti. Dedim ki ya bu tarih bize niye korunmadı? Çünkü oradaki tarihin korunmasından dolayı getirisini insanların oraları ziyaret ederek ve oraya bir katma değer kattığını gördüm. Acaba dedim ya Şebin Karahisar'da dedim benim dedim köyümdeki bu manastırın dedim harap edilmeseydi, yıkılmasaydı, aynı şekilde olsaydı benim de köyüme turistler gelip kasabama bir katkı olabilir düşüncesi beni hep kamçılamıştır. Ve bu azimle ben burayı bir daha nasıl restore edip de eski haline dönüştürürüz diye bayağı bir çaba içerisine girdim ve aşağı yukarı 15 sene, bunun üzerinde 15 sene durdum. O manastırımız eski dokusuna uygun şekilde şu anda restore ediliyor, restorasyonu devam ediyor. Yolları yapıldı. İnşallah bu sene sonu onu dünya turizmine katacağız. Biraz da oradan onun da katkısı var. İnsanlar gelirler bir yerden, kültürlerini oraya bırakırlar. Sizden bir kültür alıp giderler. Turizmin asas beni cezbeden noktası budur. Dünyanın her yerinden insanlar geliyor. O insanları burada mutlu görmek, otelinizde güler yüzü görmek, keyifle ayrıldığını görmek hakikaten farklı bir şey. Turan Bey, gerçekten son olarak söylediğiniz şeyler çok çok önemli. Özünü, köyünü unutmamış, memleket sevdasıyla yaşayan, kalbi atan ki ben eminim ki dünyanın dört bir yanında vatan hasretiyle bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz de Edirne'den Van'a, Şebin Karahisar'a, Giresun'a, Ordu'ya, Yozgat'a, her yere gerçekten onlar da şu anda sizin ifade ettiğiniz duygularla şöyle içlerinde. Çünkü gerçekten memleketimiz inanılmaz güzel ve bu güzellikleri de vatandaşlarımız, sizler gibi değerli yatırımcılar bu güzellikle, bu bakış açısıyla ülkemizin turizmine, ülkemize nasıl değer katarız? Bu bizim işte Anadolu'daki vazgeçilmez tarihi duraklarımızı nasıl daha iyi tanıtabiliriz, koruyabiliriz düşüncesiyle hayata bakması apayrı bir duygu, apayrı bir tarifsiz bir sıcaklık. Bunu koruyup bunu taşıdığınız için, özünüzle, köyünüzle, sözünüzle İstanbul'da var olduğunuz için ve bunların da doğrusunda da dünyayı burada kendi evinizde diyorum kucakladığınız için ben size bir kez daha teşekkür ediyorum. Umarız buraya gelecek ve sizi tercih edecek olan misafirlerimiz de burada umdukları tatili, umdukları konaklama şeklini bulurlar ve buradan mutlu bir şekilde ben İstanbul'u geldim, gezdim, gördüm ve çok keyifli özel bir yerde konakladım ve ülkeme, şehrime, bölgeme dönüyorum diye güzel hatıralarla dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzdan tekrar gelmek üzere veda ederler. Biz de size veda ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. İnşallah Şebin Karahisar'a da ziyarete geleceğiz. Oradaki vatandaşlarımıza da bizden selam olsun. Oldukça esprili bir sohbetle programımıza renk katan ünlü karikatürist Mehmet Çağçay ise Alper Tekbaş'a kendisiyle otelcilikle ilgili ilginç bir röportaj yaptırmayı başaran isim olduğunu ifade ederken şahsına özel imzasını da atmayı unutmuyor. Sevgili izleyiciler, Mehmet Çağçay yıllara
kendisine özgü kalemiyle meydan okumuş bir isim. Mikrofonu hemen hani bir an önce kendisine vermek istiyorum. Çocukluğumdan beri hep yüzüm gülmeye dönüktü. Gülen insanları sevdim. Gülen insanlara arkadaşlık ettim. Gülen insanlarla yakınlık duydum. Gülen insanlara güvendim. Bir de baktım ki kendim de bir şekilde Gırgır dergisinin içerisine düşmüşüm. Bu gülme sevdası beni oraya düşürmüş. Elime bir kalem tutuşturmuş Oğuz Aral ve hayatım çizerek geçmiş. Neyi çizmişim? Hayatı çizmişim. Çocuğu çizmişim, babasını çizmişim. Politikacı, siyasetçi. Önüme kim gelirse, kime canım sıkılırsa. Hani çizerim demişler ya, ben de çizmişim onu. Peki Mehmet Çağça, otel konaklaması deyince aklınıza neler geliyor? Ya şu anda otelde olduğum için benim aklıma masaj geliyor. Çünkü yılların o anlattığın yorgunluğu için son zamanlarda otel salonlarında omuz masajları yaptırıyorum. Sırt masajları. Çünkü herhalde bu metal yorgunluğu olsa gerek, bir çizmekten çok da olsa, küçük de olsa o parmaklar, omuza kadar giden bir hareket var, yorgunluk var. O omuzda bir kilitleme var. O yüzden masaj tercihi için bu aralar çok sık ziyaret ettiğim mekanlar, ama burası aynı zamanda da hem hemşerim hem de bir tanıdığım, arkadaşım olan, sonradan arkadaş olduğumuz dostumun oteli. Öyle mi? Evet. Turan Bey benim arkadaşımdır, buranın sahibi. İndirim var mı Turan Bey'den size? Ben indirim daha ya, bana jest yapıyor. Değildi. İşte kervansaraylardan bugüne otelcilikte çok şey değiştiğini de gördüm, izliyorum. Otelcilik artık butikleşmeye, konseptleşmeye, daha tematik daraltılmış alanlarda otelcilikler oluşmaya da başladı. Bunu da izliyorum. Bu da çünkü tercih ve rekabetin getirdiği bir şey. İkinci bir şey de sanıyorum bazı otelciler bir şey gibi, kendi zevklerini tatmin etmek için, özellikle butik otelciler. Adamın dizayn zevki var, moda zevki var, tasarım zevki var, insan sevgisi var, sosyal falan. Bu insanlar da böyle bir şekilde bu işi keyifle, hobi olarak yapıyorlarmış gibi geliyor bana. Gerçekten öyle. Ben de gezginci bir ruha sahip olan, yazan, inceleyen ve sunan bir isim olarak gerçekten kervansaraylardan bahsettiniz, Anadolu'daki. Ki şu anda da bu konsepte hemen aklıma geldiğinde Edirne'de, Kuşadası'nda, Safranbolu'da otel hizmeti veren işletmeler var. Gerçekten kervansaraylarla birlikte aslında bir buluşma noktası, medeniyetin gelişme noktası ve şu anda da ülkemizin çok farklı noktalarında dünyaya örnek olmuş büyük ve küçük ölçekte birçok otel var ve bu dünyanın dört bir yanından gelen tatilciler için de farklı tatil alternatifini sağlıyor. Lüks de elitizm de herkese diyorum. Bu anlamda Turan'ın bu otelde şöyle bir şey hissettim. Yani odalarda inanılmaz bir lüksüs var. Yani bu müşteri talep ediyor mu diye düşündüğümde Turan dedi ki, umurumda değil ki, ben yapmak istiyorum. Ya ben, çünkü onda bir misafirperverslik var. Yani hani derler ya, misafirpervers. Yani bu laf da bana ait. Yani misafir sapıklığı. Yani misafiri müthiş bir derecede bir ağırlama isteği, arzulama, o açıdan iyi bir otelci olabileceğine inanıyorum. Bir ona sunabileceklerinin en iyisini sunma arzusu var. Ama ne kadar güzel, mükemmeliyet duygusu. Hani bazen de eleştirdim ya, bu kadar acaba savurganlık mı falan dediğimde hayır dedi. Yani o benim gönlümden koptu dedi. Yani gönlümden kopan şey. Ben burada kendi evimde ne kullanmışsam orada kullanmak istedim. Peki Mehmet Bey, dünyanın dört bir yanından bizi hasretle izleyen, özlemle izleyen, uzaklarda ama kalpleri bizde olan gurbetçi vatandaşlarımıza buradan son olarak neler söylemek istersiniz? Konaklama için burayı tavsiye ederim, bu noktayı. Ve burada dinleneceklerini ve huzur bulabileceklerini İstanbul'da. Gerçi tabii herkes huzur alamıyor ama bazen
delirmek için bile, çılgınlık yapmak için bile huzurlu bir dinginlik, dinlenme gerekiyor. O dinlenmeyi burada bulabilir. Bizler de Hayatla Beraber'le birlikte ATV Avrupa ekranlarında ülkemize dair özlediğiniz ne varsa sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Mehmet Bey, siz de burada görmek beni çok mutlu etti. Ve buradan da... Ben de otelcilik hakkında konuşma fırsatı buldum. Kim yoksa bana otelcilikle ilgili iki cümle eder misin diye soracaktı. Konuşmanın altına imza atıyorum. Herkese selam söylüyorum. Bay bay. Ne kadar ilginç. Evet sevgili izleyiciler, Alper Tekbaş, Mehmet Çağçağ'a otelcilikle ilgili yapılmayan bir röportajı gerçekleştirdi. Ama sadece ve sadece sizler içindi. O zaman sevgiyle kalın. İstanbul'dan sizi Mehmet Çağçağ'la birlikte sevgiyle ve hasretle selamlıyoruz. Mehmet Bey, bir selam yollayalım o zaman birlikte. Çizgi. Ben de çizebilir miyim? Ben de imza atayım. Ben de kafayı imza atayım. Evet sevgili izleyiciler, dostluk her zaman en güzel şey. Sevgiyle kalın, biz izlemeye devam edelim.